Bildiğiniz gibi Metin Bey'le buraya gelişiyle ilgili kısımları ele almıştık. Şimdi de kendisine buraya geldikten sonraki hayatındaki yaşadıklarıyla, deneyimleriyle ilgili konuları konuşmak için bir aradayız. Evet Metin Bey, şimdi soru şu. Gelenlere, gelmeyi düşünenlere önerileriniz ne? Bu konuyla ilgili fikirleriniz ne? Bizimle paylaşabilir misiniz lütfen? Sağ olun, teşekkür ederim. İlk önce şu, kendi kültüründen, kendi memleketinden kalkıp, tabiri caizse gemileri yakıp, yabancı bir ortama, yabancı bir kültüre çıkıp geliyorsunuz. Yani ben ilk geldiğimde sudan çıkmış balığa döndüm. Her şey bana değişik geldi. Yani kültür değişik geldi, ortam değişik geldi, ev, şu, bu. Yani böyle bir afallama oluyor insanda. Bir de en önemli şey dil. Yani kendini ifade etmek, bir sıkıntını, bir derdini yani anlatabilmek çok önemli bir şey. Yani biz Türkiye'de ne yapıyorduk? Yani bir sıkıntımız, bir derdiniz olsa abi falan filan diyorduk. Böyle bir yerden bir giriş yapıyorduk. Ama buraya geldiğin zaman insan böyle daha yani İngilizceyi çat çut bilme, yani konuşmaya başlasa bile yani içindekini dışarıya tam vuramıyor. Ondan sonra ikincisi, yani ben kendi açımdan konuşayım. Çünkü ben az önce, daha önceki şeyde belirttiğim gibi ben buraya bir akademik bir seviyede gelmedim. Yani bir donanımla gelmedim. Yani saldım çayıra, Mevlam kayıra, hadi yallah dedik, çıktık geldik. Seni çağıran yok, işin hazır değil, ne yapacaksın, ne edeceksin? Yani buradaki iyi kötü her yerde, dünyanın her yerinde ben gördüm. Bir Türk toplumu var. Yani onların yanına yanaşıyorsun. Böyle şey gibi, yani atomdaki çekirdekler gibi, böyle birbirini çeken şeyler gibi hemen oraya gidiyorsun. Bütün toplumlarda bu böyle. İşte onların yardımıyla, onların yol göstermesiyle, abi ne yapacağız, ne edeceğiz, abi bu böyle bir evrak var, bunu nasıl dolduracağız, nedir falan filan. İşte bunlarla ilk zamandaki bu sıkıntılar, bu zorluklar yaşanıyor. Ve mesela geldik, dil bilmiyorsun, okula gideceksin, okula gidiyoruz. Ben böyle okulda, Allah razı olsun, şöyle bir şey var ya, ben de hikaye çok olduysa böyle her şey birbirine böyle hemen araya giriveriyor böyle. Ara reklam gibi. Okuldayken bir gramer hocamız vardı. Adı Giovanna Kortulakis. Yunan asıllı. Ailesi de Midilli. Benim Edremit'in karşısında. Ve kendisi de orijinal olarak da Selanikli. Benim anne tarafım Selanikli. Bu kadınla birazcık böyle bir irtibatımız oldu. Kadın beni bir ölçtü, biçti, tarttı. Nasıl birisi bu? Yani bu Türk, ben Yunan'ın muhabbeti yapmadı. Şimdi mesela ders anlatılıyordu. Ben böyle dağıldım. Gözlerimi bir açtım. Hastanedeyim. O zaman bir Almanya'dan göç etmiş bir, Allah rahmet eylesin, bir Türk bir ailemiz vardı. Hatta kocası da bizim Edremit'tendi, Zeytin'dendi. Mukadder Akış diye bir ablamız. Ben böyle tabii, abla ben neredeyim? Ne oldu bana falan derken şöyle kafamı çevirdim. O bizim, yani bize bakan Çinli doktor. Homsik, homsik, homsik diyor. Abla bu ne diyor? Yani gurbet hastalığı gibi. Bana böyle bir sakinleşti, şu bu verdi. Yani insan öyle bir şeye düşüyor ki, bir boşluğa düşüyor ki, yani homsik. Böyle bir iki gün böyle sarhoş gibi öyle sadece yemek ihtiyacımı biliyor musun? Bir şey diyor. Yani karnım acıktı. Onun haricinde aval aval geziyorsun. Etraftakilerine bakıyorsun. Bütün oradaki bizim yaşadığımız Türk topluma bakıyoruz. Ya bir gün birisine bir fotoğraf çektirdik. Genç bir adam. Tek başına gelmiş. Single diyorlar ya. Adı Mehmet. Diyarbakırlı. Merhaba Mehmet, işte ben de asubaylımı Diyarbakır'da yaptım falan filan. Türkçe konuşuyor. Dertleşiyoruz. Oğlum dedim, akşama gel de biz de yemek yiyelim. Tamam abi, gelirim dedi. Geldi. İşte laf lafı muhabbeti açtı. Bir baktım, yani ben böyle çok yani alttan sorular sorup ne olduğunu öğrenmek istiyorum yani adamın. Adam bana cebinden bir kelime çıkardı. Abi dedi, benim buraya gelişimin sebebi bu. Ben PKK'liyim.
Şimdi ben böyle bir tamam da birader dedim yani böyle şeye girdim mi operasyonlara şunları bunları. Yok abi dedi ben bunları dedi şeyden aldım Almanya'dan ki bir kuruluştan aldım. Yani bana verdiler. Ben dedim ki ben Kanada'ya gideceğim. Al bunu orada iltica edersin rahat diye. Şimdi düşün böyle insanlarla karşılaşıyorsun. Sahte PKK'lıymış. Adam PKK'lı değil aslında. Değil. PKK'lı gibi yapıyor. Ha, işte çocuk da beni anladı. Ben de ona yani açıkça çünkü ben dürüst olsam karşımdakinin de dürüst olmasını beklerim. Ben ona hayat hikayemi her şeyi anlattım ben ona. Ben böyle buradan buraya geçtim. O da bana söyledi. Benim dedi tek avantajım Diyarbakırlı olmak abi dedi. Değil mi? Hatta Ahmet Kaya'nın bir şarkısı vardır. Bahtiyar diye. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabii adı Bahtiyar. Evet. Tek suçu saz çalmaktı diyor. Ben cezaevinde onunla beraberdim. Öyle mi? Ya. Ben bunu falan anlatınca O çocuk bana açıldı. Tamam mı? Daha önceki şeyde anlattığım gibi Cürdüz Dağı diyen Lazlarla karşılaşıyorsun. Tamam mı? Bakıyorsun oradaki daha önceki Türk ailelere ya ben burasını beğenmedim. Şey, dedim abla beğenmedin sen kapı orada seni dedim kırmızı halıla davet etmediler buraya. Yani mahkemeni falan beklemeyeceksen Allah dedim selamet versin. Çıktı gitti. Biz orada 50 ailedik. O 50 aileden 5 aile kaldı Kanada'da. geri mi döndüler? Geri döndüler, deport De oldular. deport oldular. 50 aileden 5'i kalabildi. 5 kaldı. Şu anda 2 aile sadece o ilk geldiğimiz kasabada yaşıyor hala. Ama onların dilleri var. Tamam mı? Birisi postanede çalışıyor. Kanada Posta çalışıyor. Birisi custom yani broker'da büyük şirket Livingston diye bir şirket var. Orada çalışıyor. Gümrükte çalışıyor. Biz kendi aramızda anlaşabiliyoruz. Türk İngilizce konuşup da Evet. izleyenler anlamaz. Kastım yani gümrük. Evet, custom'da çalışıyor. Yani onlar orada tutuldu. Biz buraya bir aile olarak biz buraya geldik. Ben ona şey diyorum. 2001 Porteri Acemi Birliği diyorum orayı ben. Yani o bir aile Hamilton'da yaşıyor. Onlar da tutuldu. Yani adam meslek sahibi, kuaför, bayan kuaförü tutuldu. Yani 5 aile kaldık. Öbürkenin hepsi gitti. Yani oradaki mültecilik havası ilk zamanlarda öyle yani ilk konuşulan şey mahkemeye geçebileceğiz mi? Ne anlatacağız? Yani işte neler soruyorlar? Yani o hele birisi geldiği zaman yani ne diyeyim? Usta asker. Acemi Birliği orası. Usta askerlerden orada bir iki tane daha Türk vardı. Ona hemen geldiği zaman etrafını sarıyorduk böyle. Abi işte ne soruyorlar, ne yapıyorlar? İşte ne hazırlayacağız, nasıl konuşacağız? O insanların da genelde söylediği aynı şeydi. Sakin olun, doğruları söyleyin. Ortalığı şey yapmayın yani konuyu dağıtmayın. Ben buyum. Gelenlerin üzerinden ekmek yiyenler var Ben mıydı? görmedim. Şimdi açıkçası oradakilerden ben görmedim. Yalan değil. Ben zaten öyle bir şey olsa ben hemen müdahale ederim. Yani sen akbaba mısın birader derim hemen yani zaten burada biz burada devletin verdiği parayla geçinmeye çalışıyoruz. Tencereyi kaynatıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Derim yani. İlk geldiğinizde nasıl sıkıntı çektiniz mi? Para yetti mi? Yani işe girmeden önceki dönemi soruyorum. Kısa bir hikaye anlatayım mı? Bunları hepsini burada yazdım. Kızılcık Şerbeti diye benim kitabım. Hangi yayın evinden çıktı bu? Bu Türkiye'de Sonçay yayıncılık diye bir şey. Buradaki anlattığım hikayelerin bir tanesi. Hani bize para yatırıyorlar ya bankaya. 1214 dolar. Hesaplarda bir şey olmuş. Para o hafta gelmedi. Evde bir şey yok. Böyle mutfağa şöyle bir baktım. Yani buzdolabı açtım. Küçücük bir biber salçası. 6-7 dilim ekmek. Kuru erzak dolabına baktım. Bir avuç bulgur. Bir avuç işte böyle şehriye şişesi gibi. Evimizde böyle ben hep takılıyorum. Hayatım ben sana söylüyordum seni yeşil pancurlu evlerde yaşatacağım diye. Evimiz böyle maket gibi. Hobbitlerin evi gibi küçücük bir ev. Basık tabanlı. Ama pencereleri dışarısı beyaz, pencerelerin etrafı yeşil.
panjurlu. Bahçemizde de bir elma bahçesi var. Altına oturdum. Vay be dedim. Yani evde bir şey yok. O anda küçük olan geldi okuldan. Ortaokula başladı. Ha, küçük olan da bu sıra diyor ki ben okula gitmeyeceğim, ben bir şey anlamıyorum, benimle dalga geçiyorlar, benimle alay ediyorlar, beni göndermeyin okula. Oğlum bak sabret, biz de İngilizce bilmiyoruz, bak biz de okula gidiyoruz, sen bizden daha iyi öğreneceksin, sabret. Neyse o geldi, anne çok karnım aç, yemek ne yiyeceğiz? Sen gir içeri dedi, abin de gelecek dedi. Oğlum da, büyük oğlum da hem liseye gidiyor, hem de UPS diye bu kargo şirketinde tır boşaltıyor. Yani düşün. O da geldi. Hanım seslendi. Hadi buyurun. Yemek hazır. Ben şöyle mutfağa doğru geçerken baktım. Ortada çorba tenceresi. İçinde pişirdi çorba tenceresinde. Neydi belirsiz bir çorba. 5-6 dilim ekmek. Ulan ben onu yedim. Ben kendim gözümle yedim. Çocuklar ne yiyecek? Mutfaktan çıktım. Tekrar bahçeye. Bir sigara yaptım. Sigara da sarma. Kızılderililerden oluyorsun. Hanım da benim yanıma dışarı bahçeye çıktı. Baktım. Büyük olan da geldi. Küçük olan sesleniyor. Ya hadi gelin. Toprağı hazırdı. Oturalım yiyelim. Ben seslendim. Oğlum sana afiyet olsun. Biz okulda o donat diyorlar ya. Biz onlardan beni tıkadıyoruz. Ben de İngilizce. Size afiyet olsun. Buyurun. Anne, abim de gelmedi. O da oturmadı. Hanım geldi yanıma oturdu. Yani buradan süzülüyor. Donatları yedik. Bayağı tıkadı değil mi? Sus. Konuşma. Ben bam telime basma şimdi. Sessiz sessiz ağlıyoruz. İsyan ediyoruz ama ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Büyük olan çıktı dışarı. Şöyle bize bir baktı. Ne dedi biliyor musun? Merak etmeyin. Ben bir iş daha bulacağım. Bir daha aç atıp tok kalkmayacağız. Çıktı gitti. Neyse biz içeri girdik. Ertesi gün falan küçük olan benim yanıma geldi. Baba sana bir şey söyleyeceğim ama bana kızım. Buyur evladım. Söyle. Baba bana müsaade et. Mahallede gazete dağıtıyorlar. Ayda 80 dolar veriyorlar. Ben de gazete dağıtayım. 80 doları anneme vereceğim. Vallahi billahi bak. Harcamam. Abim çalışıyor. Bana da müsaade et baba. Ya buram tıkandı böyle elimle. Yani tamam okey gibilerinden. Nasıl çıkıyor biliyor musun? Abi babam bana müsaade etti. Ben de gazete dağıtacağım. Ben de para kazanacağım. Ayda 80 dolar. Benim çocuklar da gazete dağıttı. Evet. Daha doğrusu gazete diye de bu flyerları dağıttı. Burada yaygın bir şey çocuklar için. Yani güzel evet, de bir yani olay hayat aslında. Hayat alıştırıyorlar yani. Benim anladığım o. Sıkıntılar ne zaman bitti? Yani böyle oh rahat ettiğiniz kaç yıl sonra? Şimdi biz artık böyle ben sıkıldım okulda. Zaten bu 3. sınıfa geldim. İngilizce'de bu şeyleri yani anlatayım falan. Ben dedim ya çalışacağım ben. İş buldum. Oto yedek fabrikasında distribütör kapağı yapıyoruz. Eski modellere. Bir ay sonra benim hanım da başladı aynı fabrikaya. Gittik o welfare diyorlar ya, onun Türkçesi neydi? Sosyal yardım ya da fakir yardımı. Sosyal yardım daha güzel bir laf. Sosyal yardım. Ben oraya gittim. Dedim ki bakın ben bir iş buldum. İşte ailece çalışıyoruz. Benim ailemi kesin. Adam şöyle baktı bana. Dedi seni hiring yaptılar mı dedi. Dedim bir şey başladım ya dedim yani. Böyle o günkü İngilizce. Bana dedi ki adam sen dedi çalışmaya devam et. Seni dedi hiring yaptıkları zaman dedi ben senin paranı o zaman dedi keserim. Dedim ben ne zaman hiring yapacaklar? 3 ay dedi. 3 ay dedi ya deneme süren var dedi. Ondan sonra anlatıyor adam bana. İyi dedim tamam çıktım gittim ben. 3 ay oldu. Oradaki Hollandalı süper yani fabrikanın mühendisi bu işlere bakan. Dedim beni hiring yaptın mı? Yaptım dedi. Hemen koştum o welfare. Dedim beni hiring yapmışlar. Dedim maaşımı kes. Ben istemiyorum. Sana dedi bir ay daha veriyorum dedi. Birazcık kendini toparla. İşte dürüst olmanın şeyi onlar ellerinden geleni yapıyorlar. Evet. İşe gitmek için araba lazım. Orada biliyorsun Türkiye'deki bir dolmuş sistemi araba, belediye otobüsleri, halk otobüsleri yok.
Var. Öyle ama belirli güzel geliyor. Benim çalıştığım yere gitmiyor. Benim 12 kilometre ileride fabrika. Araba lazım. Para yok. Dedim arkadaşlara. Dedim araba lazım. Tamam abi dedim. Yarın gel dedi beraber dedi. Burada dedi bir zengin mahallesi var dedi. İtalyanların oraya gidelim. Gidiyoruz böyle. Bir laf uzatmayayım bir araba gördü. Hah dedi bu araba satılık. Çaldık kapıyı. Adam çıktı. Şöyle bize bir baktı. Ne istiyorsunuz dedi. Arabanın satılık herhalde dedi. Evet dedi ya satılık. Bu dedi arkadaşlar yeni geldi. İşte fabrikada iş buldu. Bir araba lazım dedi gidip gelmesi için dedi. Bu arabayı dedi bize satar mısınız? Nerelisiniz siz dedi. Türküz dedi. Girdi içeri. Bir kağıtları getirdi. Ruhsat var ya. Gidin dedi bunu arabayı da sigorta yaptırın. Alacak kişinin üzerine. Ondan sonra gelin arabayı alın dedi. Ben adı aksi soruyorum. Ben dedim söylesene kaç para? Yani. Tabii parası kaç hani Kaç para bu? nasıldır ha? Adam hundred dedi ama ben anladım thousand. Yani 1.000 dolar anladım. Ulan dedim manyak mısın? Ben de 1.000 dolar ne gezer? Tamam. Yok be abi dedi 100 dolar. Oğlum dedim bu patlak da çatlak dedi. Bu adam bize bu arabayı kakalıyor. 100 dolar araba mı olur? Abi dedi sen dedi al. Biz dedi Ermeni bir adam var dedi burada. Türkçe biliyor konuşuyor. Ona götürüyoruz dedi. İşte trafiğe çıkar dedi diye dedi. Şey de alırız dedi. Yani belge de alırız dedi. Senin üzerine dedi kaydedildi. Sen dedi işe gider gelirsin bunlar dedi. İyi dedik gittik. Sigorta yaptıracağız. Araba 100 dolar. Benim aylık sigortam 250 dolar. Yani geldi işin içinden çık. Neyse aldık arabayı gittik Ermeni'ye. Ermeni de Gaziantep Ermenisi çıktı. Yanında iki tane de Türk çalışıyor. İsmi de Sarkis. Baktı arabaya. Tamam dedi güzel. Getir kartı. 50 dolar. Yani Anadolu toprağının hamurundan mı suyundan mı ne hiçbir şey fark etmiyor. Ermeni de olsa şey de olsa. Adam orada 50 doları aldı. Kağıdı imzaladı. Hadi gitti düzenine dedi. Kaydettir. Aldık arabayı. Ben şimdi arabaya biniyorum ama o zaman da böyle daha hava sonbahar. Araba Fred Takıltaş'ın arabası gibi. Alttaki gaz pedalını bastığımız yerin şesini, halısını kaldır aşağıda asfalt görünüyor. Yani, ne yapalım? Dalga geçiyoruz. Araba air conditionlı yani. Açıyoruz yani ve içeriden serinlik geliyor. İşte onu fabrikaya gitmeye başladık. Para kazanmaya başladık. Öyle iyi dedim ya. Tamam mı? Ondan sonra işte orada işte çalıştık. O fabrikada. İşte bir iki yer çalıştık. Bir liste. O da bir kadın var. Benim hanımlar böyle birbirine çabuk kaynaşır ya. Dedim sor bakalım neymiş bu liste? İşte adı da Michel. Leor listesi. Son gelen ilk çıkar. Muhabbeti. Leor'da. Ah, bizim burada çünkü ben gördüm ismimiz yazıyor. Hatice Uyar, Metin Uyar. İşte bir kız daha var bizle beraber geldi. Kanadalı. Bunlar Leor diye. Ama bir şey anlamıyoruz ya. Ben beynimden döndüm. Allah dedim işten çıkarıldık. Evet. İşte öyle orada 26 ay çalıştık. Bir saniye. Layoff'u kısaca şey yapalım. Türkiye'de var mı bilmiyorum o sistem. Yani bu işten atılma değil. Geçici İşin işten çıkarma. kapasitesiyle ilgili sıkıntı olduğu için çalışanların yine işten çıkarılma ama atılma değil. Dolayısıyla o şekilde çıkarılana da devlet destek veriyor. Hatta çıkaranlar da destek veriyor, değil mi? Evet, üçte iki, son aldığımız iki maaşın üçte ikisi, üçte ikilik ortalamasını veriyorlar. Şey geldi, benim burada şu anda yaşadığım bu Kalgari şehrinde Edirne'den bir arkadaşım var. O hikayenin dışında kaldı. Daha baştan ilk daha Türkiye'deyken irtibatımız vardı. Bana dedi bakın ne yapıyorsun orada? Vallahi dedim fabrikaya gidiyoruz. Ben dedi gel buraya ben sana halıcılığı öğreteyim burada dedi. Daha çok güzel para kazansın. Para sihirli kelime. Yani, çıktık geldik buraya. Ben bunları kısa kesiyorum hep. Ailecek geldik. Geldiğimiz tarihte hiç unutulmaz bir tarih. 4 Temmuz 2005. Yani Amerika'nın 4 Temmuz'u. Ontario'dan Florida'dan 1 Temmuz'a çıktık. 1 Temmuz'da Kanada'nın şeysidir. Yani kuruluşu şeysidir. 4 Temmuz'da Amerika'nın kuruluşunda
buraya geldik. Yolda da ayrı maceralar. Lastikler patlamış olurdu. Neyse geldik buraya. Başladık burada işe. Baktım ama şimdi arkadaş benim Edirne'de hemşerim. Akranım. Aynı mahalleden sayılırız. Babalarımız eski masa arkadaşlar. Ben şimdi işi beceremiyorum. Biliyorum. Öyle bir el becerim yok benim fazla. Bu halıcılık el becerisi isteyen, yani şey isteyen. Yoksa işin hamballığını yaparsın. Bir ay, iki ay ben gidelim kendi kendime. Ya bu arkadaş bana çok yardım etti. Ta bana Ontario'dan buraya gelmek için 3000 dolar para verdi. Efendime söyleyeyim, burada bana ev kiramı, 6 aylık ev kiramı peşin ödedi. Şimdi ben bu adama nasıl söyleyeyim? Aga ben bu işi beceremeyeceğim, ben gidiyorum. Yani başım çaresine olacak. Nasıl diyeceğim yani? Arkadaşım ama söyleyemiyor. Ondaki şeyi de hissediyor. Ne oldu? 18 Kasım. Dediler ki burada bir Türkish community var. İşte bir bayramlaşma, Kurban Bayramı münasebetiyle işte bir Türklerin bayramlaşması var. Dedim ya biz buraya bir gidelim. Bir insan yüzü görelim yani. Kapıyı açar. Bir şeyler çıkarırlar bizim karşımıza. Gittik. Tabii buradaki Kanada'daki Türk komitesini ilk gelen yabancı. Bakıyorum ben affedersin yani sözlerime. Kelli felli adamlar. 60, 70, 80 yaşında böyle konuşması gayet düzgün. Birisi geldi. Merhaba beyefendi, hoş geldiniz. Adamın yani Türkçesinden ben ezildim. Değil mi? Yani o kadar şey konuşuyor. Kibar. Ne dedim ki bu fazla mürekkep yapmışım adam. Değil mi? Beyefendi de herhalde dedi Calgary'ye yeni geldiniz. Dedim evet yeni geldim. Benim kısaca hikayem bu. Peki dedi beyefendi burada ne yapmak istiyorsunuz dedi. Valla dedim ben de yeterince İngilizcem yok. Bu bir. Bunu derdim anlatırım. Ama dedim benim böyle içimdeki yapacağım meslek dedim tırcılık. Aman efendim dedi harikulade. Şahane. Bizim burada dedi bir İzmirli bir abimiz var. Burada dedi 20 sene beri tırcılık yapar. Ben size onun dedi telefonunu vereyim. Gidin dedi. O size artık yol gösterir. Aman dedim ya. Ver elinde bir kez muhabbeti gibi bir şey. Bir adam geldi. Yani bu adam da Sanayi Bey. Adam 80 yaşında yüksek petrol mühendisi. Yani artık emekliliğini yaşayan bir adam abimiz. Sonra bir adam daha geldi. Dedi tanıştırayım. Turgay Bey. Yüksek petrol mühendisi. Adamların böyle yani ben yanında yani kültür olarak eziliyor. Yani o da çok böyle mülayim beyefendi adam. O da yardımcı olur. Bakın dedi ne isteğiniz varsa bize dedi iletin. İlimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız dedi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben hemen o İzmirli abiyi aradım. Abi dedim ben Edremitliyim. Hemşeri sayılır. İzmir İl Üniversitesi'nden mezunum. Ben telefonunuzu Sinayi Bey'den aldım. Tırcı olmak istiyorum. Bana yardımcı olmanızı olabileceğini söylediler. Ailemle gelip sizi rahatsız edebilir miyim dedim. Verdi adresi. Şimdiki oturum mahallenin bir alt mahallesi. Gittik. Anlattım durumu. Bana dedi ki arkadaş ehliyetin var mı? Yok. Bu işte tecrüben var mı? Yok. Sen dedi önce ehliyet al. Böyle ufak tefek dedi şirketlerle çalış. Ben dedi bu seni bu şirketi alacağım. Aldıracağım dedi. Yani yolunu yordamını göstereceğim. Tamam var. Ehliyeti aldık. Bu arada ismini söyleyeyim. Necat Yücel İzmirli. Bana dedi ki işte evet. Böyle bir yardım kuruluşu var. Git oraya derdini anlat. Ondan sonra kurs parası verirler. Gittim. Dedim ki ben Ontario'dan geliyorum. Buraya yerleştim. Calgary'ye yerleştim. Tır şoförü olmak istiyorum. Kurs parasına ihtiyacım var. Memur bey dedi ki neden oradan dedi buraya geldiniz? Efendim ben orada bir fabrikada çalışıyordum. Plastik tozlar dedim vücuduma alerji yaptı. Doktorum bana söyledi. İşini değiştir. Ben de işimi değiştirmek için buraya geldim. Burada da bir arkadaşım var. O da tırcı. İşte ehliyet alacağım. Dedi o doktordan dedi bana dedi bir yazı bir rapor getir dedi. Oğlum bu arada 3 işte çalışıyor. UPS'de çalışıyor. Yük indiriyor. Gaz station'da benzinlikte pompacılık yapıyor. Bir de liseye gidiyor. O da bir işler için Ontario'da da dedim doktor şeye uğra. Oran dedim o bana söyledi şeyi bir yazılı bir şey versin ben buradan para alacağım. Aldı getirdim. Gittik verdik.
bana bir liste verdi. Bak dedi, burada Trax School'ların dedi, okullarının dedi ismi var. Evet. Bunlardan dedi birisine müracaat et. Bir de bir kart verdi. Bu kartı da onlara ver. Onlar bizi ararlar. İyi, güzel. Baktım. 4700 dolarlık en pahalı bir aylık kurs. Dedim nasıl devlet veriyor? Sonra ödeyeceğiz biz bu parayı. Ben burada bu kursu alayım. Bir ay kursa gittim. Kursu güzel derecede bitirdim. Yani o direksiyonu falan birinci sınıfta aldım. Bu kadar berbat İngilizceyle yazılıyı üçüncü bitirdim. Yani 100'den 97 aldım, çıktım. Şimdi elimde belge var. Driver license, ehliyetim var. Buradaki şirketlere gidiyorum. Dünya, yani tecrüben var mı? Ben dedim Türkiye'de kamyonculuk yapıyordum. Burada var mı? North America'da. Yok. Biz seni ararız. Sonra öğrendim ki biz seni ararız. Biz seninle uğraşamayız demekmiş. Kaç tane şirkete başvurdum. Herkes öyle diyor. Biz seni ararız. Biz seni ararız. Hanım da o anda restoranda çalışıyor. Ben de bir fabrikada forklift işi buldum. Yani oradan alıyorum. Recycle fabrikasını, recycle'de çöpleri taşıyor. Class 1 driver ehliyetim var. Ben forklift kullanıyorum. Bir gün evde oturuyorum. Hanım da bu anda restoranda boşluk yapıyor. Yani bu hikayeden dinleyenler şeyleri çıkarsın. Hanımı o restoranda bulaşıkçılık için gittiğimizde adam bizden sertifika istedi. Ne istiyorsun dedim. Dedi bu bulaşık sertifikası. Dedim var. Nerede dedi. Dedim benim. Adam şöyle benim yüzüme bakıyor. Dedim aşağı yukarı dedim yani 30 yıllık karım. Çok iyi bulaşık yıkar dedim. Ben dedim kefilim. Bir kağıt varsa dedim imzalayayım dedim. Adam bana gülüyor. Tamam mı? 30 yıllık karım çok güzel bulaşık. Bir tane daha tabak kırmadı Allah belemezsin. Neyse. Eşimle orada işe başladı. Ben evde oturuyorum. Ben geceleri çalışıyorum. Hanım gündüzleri çalışıyor. Hanım, Metin ne yapıyorsun? Ne yapayım dedim. Evde dedim çöpleri ayarlıyorum. Yani ne yapacağım? Oturuyorum işte. Ben sana iş buldum. Ne iş buldun dedim. Ben de boş mu yapacağım dedim. Yok yok dedi. Ben sana dedi iş buldum. Hemen buraya attık. Nereye yapacağım? Ya dedi restoranta gel dedi. Çalıştın yere gel. Gittim. Genç bir adam. Yerimiz 30 yaşında. Adı Mike Davis. Tanıştırdı. İşte benim eşim. İşte burada menajerimiz Mike Davis. Memnun oldum. Adam bana dedi ki ben dedi burada part time çalışıyorum. Bir dedi truck şirketinde human search diyorlar yani insan kaynaklarındayım. Eşim dedi anlattı senin hikayeni. Yarın dedi bu adrese gel. Şu saatte dedi ben oradayım. Ben seni de işe alacağım. Dedim, ulan dedim Kanada'ya getirdim. Bir de burada bana iş buldum. Ha. Yuh dedim sana yani. Helal olsun be kadın. Tamam mı? Baktım bir Hint şirketi. Daha sonra yani Hint mint yani o zaman da pek bilmiyorum. Adam beni aldı. Hemen elime verdi evrakları. Bunları dedim doldur. İşte pasaport işlemlerini doldur. İşte bu dangerous good yani tehlikeli madde taşıma belgesi. İşte onları otur şuraya dedi. Yap. Yaptım verdim. Ben sana dedi Amerikan konsolosluğundan dedi randevu aldım. B1 çalışma şeysi için tamam mı? Yani burada Kanada'da yasal olduğunu ve işte böyle bir işte çalıştığın için sana oradan dedi bir belge verecekler dedi. Sen dedi onlara da Amerika'ya gidip geleceksin dedi. Gittik hepsini yaptık. 3 gün içinde hepsi bitti. Ben dedi şu gün gel hemen dedi yola çıkıyorsun. Ama dedi senin yanına dedi bir adam vereceğim. Usta bir şoför vereceğim. Sana training vereceğim. Seni yetiştirecek. Ama dedi ücret dedi baştan düşük. Onu söyleyeyim dedi. Birazcık dedi kendini sık. Hemen ben Necit abi aradım. Necit abi ehliyeti aldık işte. İşte Lightspeed diye bir şirket var. Orada iş buldum. İyi misin? Aferin dedi. Tamam. Devam et. Orada dedi bir sene dişini sık. Ondan sonra dedi ben seni alacağım. İyi. Dedim tamam da. Şimdi bizde bir şey var ya eski Türk kültürü. Yani abi kaç para vereceksin? Biz onu soramıyoruz. Şimdiki yani şimdiki adam bana yazıyor ben oraya gelsem kaç para kazanacağım? Ulan önce bir gel. Tamam mı? Yani kazancın ondan sonra belli olur. Bana 8 sent verdiler. Mail başına. Açtım telefon. Necdet abi dedim bana 8 sent veriyorlarmış. Yuh dedi Necdet baba. 8 sent olur mu ya dedi. Dedi kaç ay bu? Dedim bir aymış. İyi dedi. Bir ay dedi işaret et. Hiç olmasa dedi, bir adımını atmış ol dedi bu işe. Gittim. Bir adam bana training verecek. Quinton. 62 yaşında. Fransız Kızılderili.
Burada Metis diyorlar onlara. Öyle bir adam. Ama nasıl biliyor musun? Kot pantolon, bu kovboy gömleği giyerek pantolonunda böyle bighorn yani öküz burnlu toka, ayağında kovboy cüzmeleri, bir tek mahmuzları yok. Adam bana bir anahtar dedi, 1002 numaralı dedi, atırağa git. Abi ben 1002 gittim, kapıyı bir açtım. Lan bu ne? Yanlışlıkla bir buğday tanesi şoförün oturduğu yere düşse çimlenir. Toprak, pislik, yani leş. Allah dedim ya Rabbim ben bunu ne yapacağım. Bindim arabaya şöyle bir baktım etrafıma. Anam arkası köpek gibi. Arabanın arkası arka tarafı. Allah'ım dedim bana yani ben dedim imtihan edeceğim ben bu arabayı. Adamın yanında nasıl yapacağım? Neyse. İlk seferimizi yaptık. İkinci sefere çıktık. Ben karaya yakalandım. Nasıl tipi? Önümü görmüyor. O da arkada yatıyor. Ben böyle tingi tingi 50 kilometre gidiyorum böyle. O da arkadan kalktı. Dedi arkamda dedi kuyruk oldu. Biraz hızlan. Dedim gidemiyorum. Önümü görmüyor. Ben şöyle yaptı. Pull over. Çektik arabayı. Adam arkadan benim çantamı aldı. Kapıyı açtı. Pah! Çantamı dışarı attı. Havaalan dedi orada. 1003'e evine gitti. Go home dedi. Ah. Dedim bakalım ciddi mi söylüyor yani ne? Hadi dedi. Come on. Let's go. Get out. Bana böyle, bir de bağırıyor böyle. Ulan ben o şokta manyak gibi arabadan indim. Kamyonda. Adam yürüdü gitti. Tipin altında. Karın altında. Bir çanta. Kafa aklıma geldi. Lan dedim ehliyet arabada kaldı. Pasaport arabada kaldı anasını attım. Bir baktım. 500 metre sonra durdu. 4 lira yaktı. Gittim. Bana böyle elini çevirdi. Atlı arabaya. Bana diyor ki eğer karda buzda korkuyorsan bu işi yapma. Otur evimde. Tamam da benim daha ilk defa ikinci seferim. Ben karda buzda senin gibi nasıl gideceğim? Tamam mı? Neyse bindik arabaya hareket ediyoruz. Bana konuşuyor. Bana dedi kahve yap dedi bana. Şimdi ben arka tarafa geçtim kahve yapıyorum. Böyle seyyar elektrikli ocaklarla. Kendi kendime de konuşuyorum. Ulan dedim Metin. Türkiye'de dedim bir baltaya sap olamadın. Ne yaptıysam hepsi elinde patladı. Az subay oldun oradan atıldın. Şu sebepten bu sebepten. Buraya geldin halıcılık işi yapacağım dedin. Beceremedin. Turizmciliğe gireceğim dedin. Devletten o kadar para aldın. Borcun altına girdin. Olmadı. Aklıma geldi. Orada Mike Davis bana bu interview diyorlar ya. Orientation'da. Evet. Ön bilgilendirmede. Bana dedi ki, dedi senin dedi sigortan vardı, bir kaza halinde dedi, ölürsen dedi, sana dedi $1 milyon dedi, ailene dedi, sigorta dedi, tazminat verir dedi. Bak o nereden kaldı kafamda. Şimdi biliyorum Quentin'de arabayı artık o kullanıyor ama adam yorgun, zaten 62 yaşında. Bana dedi, geç. Ben dedi çok yoruldum. Kahve içtikten sonra açılmadı daha, 1-2 saat gittik ama. Abi ben şimdi oturdum, kendi kendime diyorum ki, lan diyorum. Hiç dedim çocuğuma faydam olmadı. Hiç olmasın geberem gideyim de çocuklar 1 milyon lira altında kurtulsunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan Allah kahretmesin abdestim de yok falan gidene böyle kafamda düşünüyorum. Niyetim arabayı devirmek. Çarpacağım. Evet. Artık. Yıldım artık yani böyle tamam mı? Böyle bir aşağı yıldım. Araba nasıl biliyor musun? Devirmiyor arabaya. Biraz şunu kuyutu kalktı. What's going on? What is your problem? Slow down. Yavaş git. Dikkatli ol. Devireceğiz. Bağırıyor bu. Fısırtıyor. Ben de ne? We are going to hell. Cehenneme gidiyoruz. Girdenden adam böyle artık bana yalvarıyor. Please. Slow down. Abi ben o dağları indim. Düzlüğü geldik. Abi, dümdüz yol. Ne kar var ne buz var. Dedim Allah kahretsin. Yine deviremedik. Çünkü sebep de olsun yani. Ne oldu? Buzdan kaydırdı arabayı, devrildi. Yuvarlandı da gitti. Şimdi o zaman diyecek ki, düz yolda bu adam nasıl devirdi? Şoför hatası. Tazminat vermeyecekler. Hep onu düşünüyor evet. Kafamda. Şimdi durduk bir yerde, dedi ileride şey var, truck stop. Orada o dedi bir relax olan dedi. Tamam, durduk. Dedim bak bir daha bana bağırma. Don't yell at me.
bir daha bana bağırma. Şimdi o bana İngilizce küfrediyor, ben ona Türkçe küfrediyor. Yani böyle argoca. Ama neredeyse birbirimizi anlıyoruz gibi bir şey. Onun için ben ona Türkçe küfrediyorum, o da bana İngilizce karşılığını söylüyor. Tamam mı? Neyse böyle 6 ay bu adamla çalıştım. Bir gün bana dediler ki, sen kimle çalışıyorsun? Quentin'le. Seni kovmadı mı? Kovdu. Nasıl çalışıyor? Çalışıyoruz dedim yardımcı. Ama Allah razı olsun. Bana işin püf noktasını öğretti. Yani ben evet. Usta bir şoför yaptı beni. Bağırdı, çağırdı, elime vurdu. Testleri geçirirken feel it, goddammit. Yani hisset. Allah belanı versin. Hisset. Yani gır yapma. Ben ona bağırıyorum. Vurma. Ben ne yaptım çocuğu diye. Tamam mı? Yani bizi bir kamera evet. Yaptılar. Yani millet gülmekten yerlere tam. Tamam mı? Öyle. Ben onun ne yaptım ihtiyarı diyor bir şey yapıyorum. O da bana İngilizcesini söylüyor. Neyse. İş bitti. Yani böyle çalıştık. Bir yıl o da oldu. Benim aklıma geldi. Ya dedim lan biz dedim bir 4700 dolar para aldık. 5000 dolar para aldık. Biz bu parayı ödemeyeceğiz mi? Ya dedim ben gideyim onlarla konuşayım. Gittim. Ben dedim buraya bir yıl önce gelmiştim. Yani 14 ay önce falan. Siz dedim bana para vermiştiniz. Evet. Ben bu dedim bu parayı ödemeye geldim. Adam şöyle yüzüne baktı. İçeriden o müdürü çağırdı. Adam beni anlamadı. Dedim ki ben yanlışmış adam. Anlamadım. Neden müdürü çağırıyor? Müdür geldi. Ona söyledim. Dedim böyle böyle. Sen dedi çalışıyor musun dedi. Çalışıyorum efendim dedi. Vergi dedi beğenleme doldurdun mu dedi. Doldurdum efendim dedi. Tamam da sen dedi ödüyorsun dedi borcunu. Devlet sana dedi bu parayı verdi. Bir iş güç sahibi ol. Çalış. Kendine de bak devlete vergi ve öde. Biz dedi bu parayı dedi onun için sizlere veriyoruz dedi. Bak dedi ne güzel. Aferin dedi. Sen dedi iyi vatandaş olacaksın dedi bana. Beni gönderdi. Ondan çıktım sana. Ben de iyiymiş lan dedim. Tamam mı? Yırttık yani. Yani ben kafamda 4700'ü nasıl ödeyeceğiz diye. Evet. Ondan sonra bu işe yani öyle oldu böyle oldu. Biz 16 yıl çalıştım. Daha geçen ay istifa ettim. Şirketi Necdet abinin vasıtasıyla adım attık. Kadının yaşı erkeğin maaşı sorulmaz. Para evet. Konusuna girmek istemiyorum ancak. Yok girelim zırhlığa çok merak eder. Ben nasıl olsa bu yaştan sonra tırtılık yapacak halim yok. Yani. Ama insanlar merak edeceği için o konuda biraz bilgi verir misiniz maddi tarafı?